Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye yeni gramer konularını öğreneceğiz. Unit 104. In case, bir şeyin olması durumunda anlamında kullanılan bağlacı göreceğiz arkadaşlar. Study this example situation. Şu örnekleri çalışalım. Your car should have a spare wheel in case you have a puncture. Bir lastiğinizde patlak olması. Burada puncture patlak demektir arkadaşlar. Patlak olması durumuna karşı sizin arabanızın bir yedek lastiğe, stepne lastiğe ihtiyacı bulunmaktadır diyor. Because it is possible you will have a puncture. Çünkü sizin, yani bu şu anlama geliyor. In case de kurulan cümle because it is possible you will have a puncture anlamına gelmektedir. Çünkü sizin arabanız muhtemel bir patlama yaşayabilir. In case something happens, because it is possible it will happen. Yani in case something happens demek, çünkü bir şeyin olması muhtemeldir anlamına gelir. Some more examples of in case. Yani in case ile ilgili daha fazla örnekler çalışalım. I would better write down my password in case I forget it. Unuturum diye unutma durumuma karşın password'ümü yazmalıyım. Bir yere yazmalıyım. Because it is possible I will forget it. Çünkü onu unutmam muhtemeldir. Bu in case cümlenin anlamı bu demektir. Shall I draw a map for you in case you have a problem finding your house? Evini bulma konusunda problem yaşamana karşı bir harita çizeyim mi? Because it is possible you will have problems finding it. Çünkü onu bulma konusunda problemler yaşayacaksın. In case durumu da bu anlamaya geliyor arkadaşlar. In case cümle. I will remind them about the meeting in case they have forgotten. Onların unutmasına karşı ben onlara toplantıyı hatırlatacağım. Because it is possible they have forgotten. Çünkü onlar unuttular muhtemelen. Şimdi arkadaşlar, we use just in case for a smaller possibility. Daha küçük muhtemel durumlar için, ihtimaller için just in case ifadesini kullanıyoruz. I don't think it will rain. Ben yağmur yağacağını düşünmüyorum. But I will take an umbrella just in case. Just in case it rains şeklinde de söyleyebiliriz buradaki ifadeyi. Yağmur yağar diye ben şemsiye alacağım anlamına geliyor. Yağmur yağacağını düşünmüyorum ama yağmur yağma ihtimaline karşılık ben şemsiye alacağım. We do not use will after in case. After in case'den sonra will ifadesini kullanmıyoruz. I will write down my password in case I forget it. Unuturum diye ben password'ümü bir yere yazacağım. Anlamını gelmektedir buradaki ifade. In case and if are not the same. In case ve if aynı değildir. We use in case to say why somebody does or doesn't do something. In case'i neden birisinin bir şey yapıp yapmadığını söylemek için kullanıyoruz. You do something now in case something happens later. Şimdi yapıyorsun çünkü bir şey olması durumuna karşı sonralıkta. In case bu anlama geliyor. Yani sonra bir şey olması durumuna karşı şimdi bir şey yapıyorsun gibi. In case ile if arasındaki cümlelerin karşılaştırmasını şimdi örneklerle görelim. We will buy some more food in case Tom comes. Tom gelir diye, Tom'un gelmesine karşın biz ekstra food alıyoruz, ekstra yiyecek alıyoruz. Maybe Tom will come. We will buy some more food now. Belki Tom gelecek. Biz şimdi biraz fazla ekstra yiyecek alacağız. Whether he comes or not. Gelse de gelmese de. Then we will already have the food if he comes. Biz o geldiği zaman, gelirse zaten elimizde yeteri kadar yiyecek olacak diyor yani. In case'in geniş anlamındaki açıklaması bu. I will give you my phone number in case you need to contact me. Benimle irtibata geçesin diye veya benimle irtibata geçmene karşın
Ben sana benim telefon numaramı vereceğim. You should insure your bike in case it is stolen. Bisikletini sigortalamalısın. Ne için? Çalınmasına karşın. Çalınması durumunda işlem görürsün diye bisikletini sigortalamalısın. Şimdi ifli cümlelere geçelim arkadaşlar. We will buy some more food if Tom comes. Eğer Tom gelirse biz fazladan yiyecek alacağız. Maybe Tom will come. If he comes, we will buy some more food. Eğer gelirse ekstradan yiyecek alacağız. If he doesn't come, we won't buy any more food. Yani önceden tedbir alıp yiyecek almayacağız diyor yani. If eğer gelirse yiyecek alacağız. In case'den asıl arkadaşlar, gelmesi durumuna karşın önceden tedbir alıyorsun. In case'de tedbir alıyorsun, if'te tedbir almıyorsun. O durum gerçekleştiği zaman yapıyorsun. You can call me on this number if you need to contact me. Bana benimle irtibata geçmek ihtiyacı duyarsan benim numaramı arayabilirsin. You should inform the police if your bike is stolen. Eğer bisikletiniz çalınırsa polisi arayabilirsiniz gibi. Polisi aramalısınız gibi. You can use in case past plus past to hey say why somebody did something. I gave him my phone number in case he needed to contact me. Because it was possible that he would need to contact me. Benimle konuşması muhtemeldi. Benimle irtibata geçmesi muhtemel olduğu için. Ben ona telefon numaramı verdim. Ne için? Benimle irtibata geçmesi ihtimaline karşın. İhtiyacı geçer diye verdim. İrtibata geçer diye verdim. I drew a map for Sarah in case she had a problem finding our house. O benim ev, o evini, bizim evimizi bulma konusunda problem yaşamasına karşın yaşar diye biz ona bir harita çizdik. Yani detaylı bilgilendirmek için tedbir alıyor yani. Tedbir aldığında böyle gösteriyor. Bizimle bizim evi bulma konusunda problem yaşar diye biz ona harita çizdik. Yani tedbir aldığını gösteriyor ve geçmişle alakalı olduğunu da anlatıyor. We rang the doorbell again in case they hadn't heard it for the first time. İlk seferinde duymamış olmasına karşın, duymamış olabileceği ihtimaline karşın biz kapı zilini tekrar çaldık. Burada hadn't heard. Gördüğünüz gibi past perfect oluyor. Çalmamış, duymamış olma ihtimaline karşın ne yapmışız? Kapı zilini tekrar çaldık diyor. In case of, if there is anlamında kullanıldığı durumlar da var. Especially on notices, instructions, yani talimatlarda ve benzeri şeylerde in case of'u if there is gibi kullanıyoruz arkadaşlar. In case of fire, in case of fire, please leave the building as quickly as possible. Yağmur, düzeltiyorum, yangın çıkması durumunda lütfen hemen en kısa şekilde, en mümkün olan en hızlı şekilde binayı terk edin. If there is a fire, please leave the building as quickly as possible. Yani in case of, burada in case of olması durumunda, yani bir şey olduğu zaman, olursa anlamında, yani if there is gibi anlam katarak kullanıyoruz arkadaşlar. Burada bu vurguyu yapmadan da geçemeyeceğiz. In case of emergency, call this number. Acil bir şey olması durumunda, acil bir şey olursa, call this number, bu numarayı ara. If there is an emergency, call this number ile aynı anlama gelmektedir. Eğer acil bir durum olursa bu numarayı ara. Evet arkadaşlar, burada in case ifadesini anlattık. Gördüğünüz gibi in case'in tedbir alma durumu var arkadaşlar. Şu olduğu durumunda şuna karşın bunu yaptım gibi anlamı gelen bir kullanımı görmüş olduk. Bu bilgiyi daha iyi pekiştirebilmek için kendi hayatınıza uyarlayarak örnekleri çoğaltırsanız arkadaşlar daha fazla kullanmış olursunuz ve dilinize daha alışkanlık haline yapmış olur ve kullanımını daha iyi öğrenmiş olursunuz. Bunu okuma parçalarında zaten sık sık göreceksiniz.
derslerde de size mümkün olduğu kadar anlatmaya çalıştım bunları. Bu gramer konusunda daha önceki gramer konularında da anlatmıştım. Burada da pekiştirme imkanına sahip olmuş olduk arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.